Yaşam bilgeliği kavramını burada bütünüyle içkin anlamda, yani yaşamı olabildiğince rahat ve mutlu biçimde sürdürme sanatı anlamında alıyorum. Ki bu sanatın kılavuzu mutluluk öğretisi olarak da adlandırılabilir. Buna göre bu kavram mutlu bir varoluş yolunun gösterilmesi olurdu. Bu varoluşta yine arı nesnel bir gözle incelendiğinde ya da daha çok soğukkanlı ve olgun bir düşünüşle geliyor, olsa olsa var olmamaya karar vermeyi tercih edecek bir varoluş olarak tanımlanabilirdi. Varoluşun en mutlu hali hiç var olmamak olurdu, dedi. Böylesi bir karamsarlıkla az rastlanır, değil mi? Girişteki karamsar dizelerden, tabii bir de videonun isminden anladığınız üzere bugün Arthur Schopenhauer'dan bahsedeceğiz. Ama başlangıçta bir takım uyarılarla bir giriş yapmak istiyorum. Bu video aforizmalarla ilerlemeyecek. Yani Schopenhauer'ın klasik konuşulan işte acı, ızdırap, kötülük falan gibi kavramları üzerinde dönerek dünya çok kötü, keşke var olmasaydık gibi bir mesajla incelemeyeceğim Schopenhauer'u. Buna benzer Schopenhauer'da mutluluk kavramı gibi bir videom vardı. Aslında o video bile karamsar değildi. Çünkü şaşırtıcı biçimde Mutlu Olma Sanatı adlı bir kitabı da var Schopenhauer'un. Ben o kitabından yola çıkarak 25 madde özetlemiştim. Bu kitap Türkçe'de de var. Videoyu izlemeyenler sağ üst köşeye tıklayarak o videoya da geçebilirler. Özetle mutluluk, karamsarlık, acı meselesi videonun en sonunda yer alacak. Öncesinde şunu yapmak istiyorum. Çünkü bu genellikle konuşulmayan kısım. Schopenhauer'u böyle bir sonuca iten şey neydi? Yani neden varoluşun kendisi acı ve çile verici ve buradan herhangi bir çıkış yok? Bundan bahsedeceğim. Çünkü bakıldığında bu işte aforizmalarla Schopenhauer üzerine yapılan içeriklerin genellikle atladığı kısım, orada derin bir varlık kavrayışı var, değil mi? Derin bir felsefi yapı var. Derin bir ontoloji, derin bir epistemolojik çıkmaz var. O yüzden başlangıçta videonun ilk bölümü, böyle aşağıdaki bölümden de hangi dakikada nelerden bahsedeceğimizi kontrol edebilirsiniz. Onun felsefesini temellendirdiği zemini konuşacağız. Sonrasında daha sıklıkla Schopenhauer denildiğinde akla gelen bölüm olan işte estetik tefekkürden, etikten, çilecilikten, kötümserlikten bahsedeceğim. Ama bunu da bu noktada bırakmayacağım. Çünkü benim için Schopenhauer'la kurduğum ilişki biraz şey, İngilizce'de love and hate ilişkisi, işte aşk ve nefret ilişkisi denir ya, öyle. Çünkü bir açıdan hemfikir olduğumuz bir nokta var. Estetik tefekkür meselesi, bu sanatların yüceltilmesi ya da anlamlı bir yaşamın sanat yoluyla kurulabilmesi meselesi, ki bu gerçekten ilginçtir. Çünkü Schopenhauer kadar güzel sanatları felsefesinin göbeğine yerleştirmiş bir başka kişi var mı bilmiyorum. Bu noktada dilozof Schopenhauer tarafında. İkinci kısımda ise büyük bir ayrılığımız var. Asla katılmadığım bir nokta var. O da bu varlığın, bu ironinin, bu saçmalığın, biraz daha varoluşçu bir tonda konuşalım, bir çile, azap kaynağı olması. Yani kötümserce bakış açısı. Bu mana kısmı ile ilgili ya da benim Schopenhauer'a getirdiğim eleştirilerle ilgili ise videonun en sonunda konuşacağım. Çünkü benden ziyade muhtemelen Schopenhauer'ın ne dediğini öğrenmek istiyorsunuzdur öncelikle. Birkaç öneride bulunmak istiyorum. Bu bir felsefe tarihi serisi olduğu için bu serinin çekilmesinin temel amacı zaten şuydu. Her videoda durup noumen, fenomen nedir? Bunları tekrar tekrar anlatmak istemediğim için başlangıçtan başladım ve bu noktaya kadar geldim. Videoda çok fazla Kant terminolojisinden bahsedeceğim. Çünkü Schopenhauer da kendisini işte Spinoza ile Kant tarafında, biraz Platon tarafında, Hegel'in karşı tarafında konumlandırıyor. Bu bahsettiğimiz isimlerin her biri üzerine bir ya da birkaç video var. O yüzden bu videoya başlamadan önce onları izlerseniz çok daha iyi olacağını, çok daha verim alabileceğinizi düşünüyorum. Çok uzun bir süredir, sanırım Spinoza videosundan beri yaptığımız gibi, videoyu hazırlarken yararlandığım kaynaklar videonun açıklamalar bölümünde listelenmiş bir şekilde bulunuyor. Bu girişten sonra Schopenhauer'ın felsefesiyle yüzleşmeye başlayabiliriz. Önce biyografi. 22 Şubat 1788 yılında Polonya'nın Danzig kentinde doğdu. Ve 1860 yılında Frankfurt'ta yaşama veda etti.
Schopenhauer'ın babası Danzig şehrindeki en varlıklı iş adamlarından bir tanesi. Bu yüzden ailesi ona akademik bir yaşantı için üniversiteye gidebileceğini ya da isterse Avrupa'yı ailesiyle birlikte dolanabileceğini söylüyor. Yani önüne iki tane birbirinden güzel teklif getiriyor. Bu noktada Schopenhauer ailesiyle Avrupa'da gezmeyi seçiyor. Bu yapmış olduğu gezilerde elbette Avrupa'nın sosyal kültürel yaşantısını deneyimleme şansı buluyor. Oldukça kaliteli bir eğitim alacak. Küçüklüğünden itibaren farklı dilleri öğrenebileceği temellendirilmiş güzel bir entelektüel yaşantıya başlayacak erken yaşlarda. Sonrasında çıraklık yaparak o tüccarlık kariyerine başlamak üzereyken babası vefat ediyor. Babasının vefatı üzerine söylenen şeylerden bir tanesi de aslında bunun bir intihar olduğu. Ama bu bir söylentiden ibaret. Bunun doğruluğu hakkında böyle kanıtlarım yok elbette. Bu olaya atıfta bulunmamızın temel sebebi babasının ölümünden sonra Schopenhauer'un tüccarlığı bırakarak akademik bir yaşantıya yönelmesi. Öncelikle tıp eğitimi görüyor ama 3. sınıfta tıptan vazgeçerek Berlin Üniversitesi'nde felsefe eğitimine başlayacak. Bu süre zarfında bir de annesinin Schopenhauer'ın hayatındaki rolü ve öneminden bahsetmek gerekli olabilir. Annesinin etrafı entelektüellerle sarılı, yazmayı, kültürel etkinlikleri, entelektüel faaliyetleri oldukça seven bir kadın. Onun bu ilgileri ve bu çevresi sayesinde Schopenhauer Goethe ile tanışma imkanı da buluyor. Fakat Schopenhauer'ın annesiyle güzel bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsanız bu noktada yanıldığınızı söylemeliyim. Hatta onun kadınlar hakkındaki düşmanca tavırlarının da annesiyle olan çalkantılı ilişkisinden kaynaklandığına dair bazı yorumlar var. Tabii ki de kadınlar hakkındaki fikirlerinin yalnızca annesiyle olan ilişkileri bağlamında yorumlanamayacağını düşünüyorum. Bu noktaya da birazdan geleceğim. Ama şunu söyleyebiliriz ki Schopenhauer 30 yaşındayken annesine bir daha onunla asla konuşmamasını söylüyor ve akabinde de annesiyle bir daha görüşmeden, herhangi bir iletişim kurmadan da yaşamına devam ediyor. 1820 yılına gelindiğinde Schopenhauer Berlin Üniversitesi'nde öğretim üyesi oluyor. Bu noktada bazılarınızın kesinlikle duymuş olduğunu düşünüyorum. Hegel ile aralarında bir rekabet var. Öylesine bir rekabet, rahatsızlık, belki de bir noktada haset ki bu, Schopenhauer kendi derslerini Hegel'inkilerle aynı saate getiriyor. Böylelikle onu dinlemek isteyen kişileri Hegel ile kendisi arasında bir seçim yapmaya zorlayacak. Ama sanıyorum ki bu seçim öğrenciler için pek zorlayıcı olmamış olacak ki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Hegel'in derslerine büyük bir rağbet gösterirken Schopenhauer'ın dersleri beklediği kadar hareketli, katılım yüksek bir şekilde gerçekleşmeyecek. Bu noktadan sonra yani üniversitede öğrencilerin Hegel'le kurmuş olduğu ilişki, Schopenhauer-Hegel arasındaki rekabetin Schopenhauer'ın en sonunda akademiye küsmesine ve akademik ortamdan giderek uzaklaşmasına, yabancılaşmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Nitekim sonunda okuldaki görevini bırakarak ailesinden kalan yüklü miktarda miras sayesinde kendisini, felsefesini geliştirmeye adayacak. Biyografi bölümünü kapatmadan önce biraz da onun bireysel karakterine dair bir şeyler söylemek gerekiyor. Belki de konumuz özellikle Schopenhauer olduğu için. Çünkü onun hakkında herhangi bir metine bakarsanız hemen onun karakter özelliklerinin bugün bizim pek de etik bir insandı etiketini doğrudan yapıştıramayacağımız türden olduğunu fark edeceksiniz. Gerçekten de baktığım her kitapta onun bazı sakıncalı davranışlarına ya da yanlış davranışlarına işaret edilmişti. Burada tabii neyin doğru, neyin yanlış, hangisinin etik bir davranış olduğu tartışılır ama en azından şunu söyleyebiliriz. Kendisi savunduğu, doğru olduğuna inandığı, etik bir yaşam olarak işaret ettiği yaşamı gerçekleştirmek konusunda pek de başarılı olmamış. Arzunun, talebin, beklentinin, isteminin bir noktada olabildiğince aza indirilmesi, bedensel haz ve ihtiyaçlardan uzaklaşma, daha mütevazi, bir başkasına karşı daha sevecen, çünkü aslında bir başkası öteki değil, bir ve aynı şeyiz gibi bir öğretisi olan bir filozofun dolayısıyla bu minvalde kurulmuş bir yaşam tarzı olduğunu beklersiniz. Schopenhauer'ınki pek öyle değil. Mesela mütevazı bir yaşam sürme konusuyla ilgili bir anekdot paylaşayım. Bunu Russell paylaşıyor. Schopenhauer kendi ününü araştırmak üzere bazı muhabirlerle çalışırmış.
Ya da farklı farklı kaynakların, neredeyse onun hakkında bir giriş yazısı yazan bütün kaynakların daha doğrusu aktardığı üzere, evinde bir gün çalışırken kapısının önünde duran ve konuşan bir kadını sadece onun sesinden rahatsız olduğu için, onun muhabbet etmesinden rahatsız olduğu için merdivenlerden iter ve onun sakatlanmasına yol açar. Durum bununla da sınırlı değil çünkü en sonunda pişman olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Hani yanlış bir davranışta bulundu ama belki de pişman olduğu denilebilir. Mahkeme Schopenhauer'ın sakatlanan kadına hayatı boyunca belirli bir miktarda para ödemesi gerektiğini söylüyor. Bu şekilde bir ceza alıyor. Kadın öldüğünde Schopenhauer günlüğüne şunu yazıyor: yaşlı kadın ölür, eziyet biter. Hakkında başka bir anekdot ise, bunu da iyi veya kötü açıdan değerlendirmek elbette mümkün, demokrasi karşıtı olması. Mesela 1844 devriminden nefret ediyor. Tabii bir de şu kadın düşmanlığı, kadınlar hakkında söylemiş olduğu aşağılayıcı ifadeleri var. Bu kısımla ilgili okuduğum iyi yorumlardan bir tanesi, yorumun sahibinin ismini hatırlamıyorum ama şu an ekrana not edeceğim. Aslında Schopenhauer'un kadınlara ilişkin düşmanlığının genel metafiziğinin, felsefesinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylemişti. Bu ilginç bir bakış açısı. Bu noktada metafiziğini konuştuktan sonra cinsellik ve aşka olan bakış açılarından bahsettikten sonra buraya dönmek daha makul olacak. Ama biyografi kısmında en azından şunu söyleyebiliriz: Schopenhauer'un kadınlar hakkındaki fikirleri ölümünden sonra bu yüzyıla kadar ve gelecekte de onu kara leke olarak takip edecek. Şimdi biraz etkilendiği düşünürlerden söz edelim. Videonun sonunda da etkilediği düşünürlere yer verelim. Böylelikle filozofları felsefe tarihi bağlamında ilişkiler kurmuş oldukları ağlarla birlikte yorumlarız. Çok daha güzel, çok daha bütünsel bir bakış açımız olur. İlk olarak şu Doğu etkisi meselesinden söz edelim istiyorum. Schopenhauer kendi eserlerinde Doğu felsefesine doğrudan işaret eden, bu çalışmaları okuyan, kendi felsefesini Doğu felsefesiyle harmanlayan ilk kişilerden bir tanesi. Bu metinleri okuduğuna şüphe yok ama elbette tercümelerinden okudu. Yani ne derinlikte bir çalışma yaptığını bilmiyoruz. Özellikle Hinduizm ve Budizm'e ilgi duyuyor. Yaşamının sonlarına doğru hatta Hinduizm'in doktrinlerini yaşamın tesellisi olarak anacak. Başka bir anekdot olarak, çalışma masasının üstünde Kant'ın heykelinin yanında Buda'nın bir heykeli olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii bunlar sadece böyle işte Buda'nın heykeli vardı, Hinduizm yaşamımın tesellisiydi seviyesinde bir ilgi değil. Hakikaten felsefesinin kurulmasında, özellikle bu kötümserlik, çilecilik, tefekkür meselesinde yoğun bir şekilde Doğu felsefesinin izlerini göreceğiz. Mesela Budizm'de Dört Yüce Gerçek adlı bir öğreti var. Birinci öğreti, yaşam acı çekmek demektir. İkincisi, acının kökeni arzudur. Üçüncüsü, umut vardır. Dördüncüsü, umut 8 aşamalı yüce yoldadır diyecek. Bu 4 yüce gerçek öğretisinin Schopenhauer'da nasıl değiştiğini göreceğiz. Birinci ve ikincisinin korunduğunu, 3 ve 4'ün nasıl değiştiğini göreceğiz. Felsefesini oluştururken etkilendiği diğer isim elbette Kant. Schopenhauer-Kant ilişkisi konusunda doğrudan bir sekme açacağım. Yani İsteme ve Tasarım olarak Dünya adlı eserini doğrudan Kant ile olan ilişkisinden itibaren kuracağım. O yüzden etkilendiği ama negatif bir şekilde etkilendiği bir isim olarak Hegel'den söz etmek istiyorum. Şimdi Schopenhauer felsefesini aslında 19. yüzyılın genel izleyi içerisine hem bir açıdan yerleştirebiliriz hem de yerleştiremeyiz. Bununla şunu kastediyorum: 19. yüzyılda işte Schopenhauer'dan sonra Nietzsche, sonrasında 20. yüzyılda Freud gibi düşünürlerde sıklıkla karşılaştığımız bir kavram var: İrade. İstenç, isteme, güdü. Bu açıdan hem kendisinin hem de kendisinden sonraki felsefeyle ilişki kurulabilecek bir pozisyonda dururken, diğer taraftan bakıldığında da Alman idealistlerinden oldukça uzak gözüküyor. Çünkü Schopenhauer başta Hegel'de olmak üzere sonrasında Hegelci felsefenin o geliştirmiş olduğu amaçlılık, ereksellik meselesinin tamamen yanlış olduğunu düşünüyor. İnsanın veya doğanın, bütün varlığın varoluş amacının özgürlük bilincinde kademe kademe yükselmek olduğu, insanın özgürlüğünün bir sonucu olarak devlet gibi bir yapının ortaya çıktığı türünden düşünceler Schopenhauer'ın kabul edebileceği şeyler değil. Onun Hegelci felsefedeki bu iyimser amaçlılık, yani varlığın zaten kendi içerisinde belirli bir amaca doğru yol alma meselesinin tam aksine,
hiçbir amacın, hiçbir anlamın, hiçbir sürecin, gelişimin olmadığını savunduğunu göreceğiz. O halde bu kadar girişten ve temel bilgiden sonra o ünlü başyapıtı isteme ve tasarım olarak dünyayı açmaya başlayalım. Kitabın o ünlü sözü: dünya benim tasarımımdır. Burada tercümelere ilişkin bazı şeyler söylemek lazım. Kitabı isteme yerine istenç veya irade şeklinde görebilirsiniz. Tasarım kelimesi yerine tasavvur kelimesinin kullanıldığını da görebilirsiniz. İrade kavramını kullanmak konusunda genelde böyle benim takip ettiğim, çalışmalarından hoşlandığım akademisyenler şey der. İrade dediğimizde biz daha akli bir şeyden söz ederiz, değil mi? Kavramın kendisinin böyle tarih içerisinde yüklendiği bir anlam var. Aklın sonucunda ortaya çıkan bir kontrol, bir seçme mekanizmasıdır irade. Oysa Schopenhauer'ın isteme kavramı yalnızca insana özgü değil. Mesela bir mıknatıstan söz ettiğimizde mıknatısın iradesinden söz etmek yanlış gibi geliyor kulağa. İrade kavramını bu noktada bırakarak istemenin daha doğru bir çeviri olacağını söylerler Türkiye'deki benim takip ettiğim akademisyenler. Bana da bu daha uygun geliyor. Şimdi kitabın ana omurgasından bahsedeceğim. Kitap 4 bölüme ayrılacak. Birinci bölümde dünyanın benim tasarımım olarak var olmasından söz edecek. Bu tasarım kısmı birinci bölümün konusu. İkinci kitap biraz daha ilginç. İkinci bölümü biraz daha ilginç. İsteme meselesinde dünyanın ve bizim aslında bir ve aynı isteme olduğumuz, burada bireysellik ya da tekilleşme dediğimiz şeyin zaman ve mekanın etkisiyle birlikte ortaya çıkan bir yanılsama olduğundan söz edecek. Her birini açacağım, anlamıyorsanız hiç sorun değil. Üçüncü kitapta ise Schopenhauer, peki böylesi bir isteme ve tasarım olarak dünya yapılanmasında ben ne yapabilirim kısmına gelecek ve estetik tefekkürden bahsedecek. Yani o sanatın yüceltildiği, varoluşun azabından bir nebze bile olsa uzaklaşmanın yolunu sanatta bulacak. Dördüncü kitap ise etik üzerine, yaşamdaki arzuların, taleplerin, istemenin olabildiğince azaltılması yoluyla ancak etik bir yaşam sürebileceğimizden söz edecek. Yani özetle o çileci yaşam tarzı, acı ve karamsarlık kısmı ise dördüncü kitapta karşımıza çıkacak. Şimdi kitabın isminden itibaren şu Schopenhauer'ın ana felsefesinden bahsedelim. İsteme ve tasarım olarak dünya. İsteme derken neden bahsediyor? Tasarım olarak dünya derken neden bahsediyor? Bu kısmı açmak için geri gitmemiz gereken kişi elbette Kant ve tasarım kavramından başlayacağım. Genel olarak Schopenhauer'un iki kişiden övgüyle söz ettiğini söyleyebiliriz. Yani kendince övgü. Bunlardan biri Spinoza, ikincisi ise Kant. Kant'ın aslında yapmış olduğu şey neydi saf aklın eleştirisinde? İnsan bilgisinin sınırlı olduğunu, insanın kendisi olmaktan çıkarak kendi zihninin ötesinde şeyin kendisinde ne olduğunu asla bilemeyeceğini, bu tarz çabalarında beyhude, gereksiz metafizik olduğunu söylemişti. Bu noktada başlangıçta da söylediğim gibi Kant üzerine çok uzun uzadıya konuşmayacağım ama Kant'ta bir numen, yani kendinde şey, bir de fenomen ayrımı vardı. Bu noktada kendinde şey ve numen ayrımı üzerinden başlayacak aslında Schopenhauer'un felsefesi. Çünkü Kant şundan bahsediyor. Bizim dünya olarak gördüğümüz, dünyam, gerçekliğim olarak bahsettiğimiz şey aslında öznenin zihnindeki a priori formlar, kategoriler aracılığıyla inşa edilmiş bir tasarım, değil mi? Bir temsil. Dünya benim zihnimde kurulan bir temsil ve ben onu sonrasında yargı gücü aracılığıyla dışarıya projekte ediyorum. Onun gerçekte ne olduğunu bilmiyorum aslında. Ben sınırlı algı kapasitem ve sonrasında aklımın işlediği ve doğaya projekte ettiği gerçeklik temsilini biliyorum. Tamam, iyi hoş. Schopenhauer diyecek ki bu numen ve fenomen ayrımı yeterince açık ve gerçekçi değil. Tam olarak böyle demeyecek ama söylediği şey bu minvalde. O ise şu soruyu soracak. Kendinde şey denilen bir şeyden bahsettik. Yani biraz daha açacağım, yine dayanamayacağım muhtemelen. Kant bu kitabın normalde ne olduğunu bilemeyeceğimi ama bendeki bu kitap temsilini bilebileceğimizi söyledi. Çünkü zaten bu kitap temsilini kuran şey benim 5 duyu organım, hissetme yetim ve sonrasında anlama yetim. Ama bu noktada ben şöyle bir şey sorarsam, özne olmadan, öznenin zihni olmadan, onun hissetme yetisi, anlama yetisi olmadan, işlenmemiş bir şekilde bu kendisinde ne?
gibi bir soru sorarsam çok anlamsız bir hale gelecek. Bunu bilmemizin imkanı olmadığını söylemişti Kant. Schopenhauer ise şunu soracak. Konuyu burada bırakmayalım. Burada sorulması gereken önemli bir soru var. Kendinde şey olarak dünya gerçekte nedir? Yani Kant'ın onun üzerine konuşamayız deyip bilinebilir olanı sınırladığı, felsefenin, düşünmenin, araştırmanın dışında bıraktığı kendinde şeyi soru konusu edinecek Schopenhauer. Şey gibi biraz, yasaklı olan alana girmeye cüret edecek. Bu noktada Schopenhauer'ın iddiası Kant'ın başlangıçta iyi başladığı ama sonrasında yanlış bir sonuca vardı. Çünkü aslında Schopenhauer'a göre bizim kendinde şey dediğimiz, bunun kendisinde ne olduğu ve bana nasıl gözüktüğü gibi noumen, fenomen iki farklı gerçeklik değiller. Bunlar bir ve tek aynı gerçekliğin yalnızca iki yüzü, iki veçesi gibi düşünülmeli. Çünkü buradaki farkı yaratan şey noumen ve fenomenin deneyimlenme biçimleri. Biz onları farklı şekillerde deneyimliyoruz, farklı şekillerde algılıyoruz. Farklı şekillerde algıladığımız için de bunlar iki farklı gerçeklik zannediyoruz ama aslında öyle değil. Bakın dualizmi ne yaptı? Elinin tersiyle itti Schopenhauer. Zaten birkaç yer var. İşte varlığın tek bir ve aynı şey olduğundan bahsettiği kısım gibi yerlerde, bir başkası bir ötekinin olmadığından söz ettiği gibi yerlerde bir açıdan oldukça panteist gelecek kulağa. Spinoza'ya çok yakın bir şeyden bahsettiğini göreceğiz ama sonrasında etik bağlamda felsefesinin yaratmış olduğu duygu bağlamında bir farklılık olduğunu göreceğiz. O yüzden Kant'taki fenomen, Kant'taki o kurulan hissetme yetisi ve anlamanın saf formları aracılığıyla kurulan şey, o fenomen Schopenhauer'da tasarım haline gelecek. Kitabın ikinci bölümü, tasarım olarak dünya. Noumen ise kendinde şey dediği şey Kant'ın isteme haline gelecek. Çünkü Schopenhauer da Kant'la şu noktada aynı fikirde. Kant demişti ki mesela ben zamandan bahsettiğimde, mekandan bahsettiğimde aslında zaman ve mekanı dünya deneyiminin içerisinde görmem. Değil mi? Zaman bilgisine şöyle sahip olmadınız. Dünyaya geldiniz, etrafınızdaki şeylerle ilişki kurdunuz. Aa! Zaman denilen bir şey varmış. Deneyimleyerek öğrendim demediniz. Kant şundan bahsetmişti. Daha doğrusu bize şunu göstermişti. Zaman ve mekan zaten dünya deneyimini kuran, dünya deneyimini tesis eden formlar. Haliyle dünyadaki deneyiminizden önce önsel olarak sizde var olması gerekir. A priori. Schopenhauer da bu noktada Kant'la aynı fikirde. Zaman, mekan ve hatta nedensellik benim dünya tasarımımı kuran öznenin aklına, öznenin bilincine içkin şeyler. Bu açıdan bakıldığında bu üç kategori diyeceğim. Tek tek şeylerin, tasarımların, temsillerin, tikellerin var olmasının yol açan prensipler. Bu noktada gayet aynı fikirde zaten. Asıl sorun ya da Schopenhauer'ın özgün felsefesi diyebileceğimiz kısım kendinde şeyin istemeye dönmesi bölümü. O yüzden burada bir ara verelim. Birinci kitabı nasıl bitirdiğinden bahsedeyim ve videonun diğer bölümüne geçelim. Birinci kitabın sonunda Schopenhauer şunu soruyor. Peki bu tasarım dünyasında, Kant'ın fenomen dediği dünyada ben neyim? Yani benim diğer şeylerle ilişki kurma biçimim nasıl? Benim kendimle, kendi bedenimle ilişki kurma biçimim nasıl? Çünkü aslında şöyle bir farkındalıkla yaklaşıyor konuya. Ben bir özne olarak, bedenli bir özne olarak deneyimlediğim diğer şeylerden farklı bir şekilde kendi bedenimle ilişki kuruyorum değil mi? Kendi bedenimi başka bir şeyi deneyimler gibi deneyimlemiyorum. Burada deneyim bağlamında bir farklılaşma var. O yüzden bizim de tartışmamız gereken ana kısma geliyoruz. İsteme. Bir alıntıyla başlayalım. Birey olarak görünen bilginin öznesine gizemin çözümü şu kelimede verilmiştir. İstemem. Sadece ve sadece bu ona kendi tezahürünün anahtarını verir. Anlamını serimler. Kendi cevherinin, davranışının ve hareketinin içsel mekanizmasını gösterir. Bilginin öznesi yalnızca bedenin birlikteliği ile kimliğine kavuşur. Beden meselesi de Spinoza'da başlayan bu beden vurgusu da bangır bangır yükselecek tabii. Girişte de söylediğim gibi 19. yüzyıl felsefesinin ana karakteristiklerinden bir tanesi bu işte arzunun, istemenin, iradenin öne çıkması değil mi? Çünkü bakıldığında ta böyle Sokrates'ten beri gelen bir hat var. Ve bu hattın yetiler arasında, kavramlar arasında en tepeye yerleştirdiği şey akıl. İnsanın akıllı bir canlı olması üzerinden kavrandığını, ne kadar dürtülerimiz, güdülerimiz, iradelerimiz, arzularımız olsa da
akıl denen yetinin bu dürtüleri ehlileştirebileceğini savunmuştuk. Böyle bir savununun aslında dini bir anlamı da var. Yani şunu düşünün, akıl dediğimiz bir yeti olmasaydı, yani irade sahibi bir canlı olmasaydık, sadece istememiz ve arzularımızın peşinden sürükleniyor olsaydık, bir kötülük yaptığınızda, yanlış bir davranış sergilediğinizde Tanrı sizi bunun için cezalandıramazdı. Çünkü zaten sende zorunlu olarak ortaya çıkan bir arzunun peşinde koşuyorsun. Tasarımın bu şekilde gibi bir yere varırdık. O yüzden bu İbrahimi gelenekteki bütün dinlerde insan akıllı bir canlıdır, değil mi? İrade sahibi bir canlıdır. Ne der Tanrı? Ben sana akıl verdim. Ne kadar bu konuda bir hazza, bir güdüye sahip olsan da neyin iyi, neyin kötü olduğunu seçebilecek kudrete sahipsin. Ve seni de tam da bu kudrete sahip olman üzerinden yargılayabiliyorum. O yüzden bakıldığında insanı ya da insana olan kavrayışı Schopenhauer'a kadar şöyle bölümleyebiliriz. Beden dediğimiz fiziksel, zaman mekan içerisinde maddi bir parça var ve bu aslında daha geçici bir şey, özellikle dinlerde. Onun tabi olduğu şey fiziğin yasaları. Akıl dediğim bir yeti var. Descartes gibi düşünürlerde bu tamamen bedenin kendisinden farklı bir gerçeklik düzeyinde yer alıyor. Bu kendi kendisi üzerine düşünebilen, refleksif düşünmesiyle birlikte etik bir yaşam sürdürebilme olanağını veriyor insana. Bir de ruh var bu özellikle bahsettiğim semavi dinlerde. Yani resim biraz şöyle Schopenhauer'a kadar. Spinoza dışında bedenin taleplerinin, fiziksel varlığımın getirdiği bir akış var ama akıl buna dur diyebiliyor, onu engelleyebiliyor. Böylelikle zaten biz bir özgür iradeden, sınanmadan, sınavdan, ahiretten söz edebilir hale geliyoruz. Yani özgürlüğün yegane zemini olarak akıl var. Aslına bakarsanız bu Kant'ın da büyük projesi zaten, değil mi? Ahlaki bir yaşamı kutsal metinlerden alarak tam da aklın zemini içerisinde kurmak. Schopenhauer'ın temsil ettiği kısım ise şu: bunların hiçbiri mümkün değil. Önce şunu söyleyelim, spoiler verdim. Bunların hiçbiri mümkün değil diyecek, çok da karamsar bir yere gidecek. İsteme derken biz neden bahsediyoruz? Yani kitabının ismi İsteme ve Tasarım Olarak Dünya. Tasarım olarak dünyanın ne olduğunu konuştuk, değil mi? Algılarım aracılığıyla bende kurulan dünyanın resmine tasarım diyorum. Peki isteme derken neden bahsediyor? Şimdi bu kavram iki nokta üst üste şudur demek biraz zor. Neden? Çünkü söyleyeceğimiz her tanımın da kendince tarihsel süreçte bazı anlamları var, işaretleri var. Güç dediğimde, enerji dediğimde bunu fizik bağlamında da düşünebilirsiniz. Oysa Schopenhauer'da istemenin fiziksel bir mevcudiyetinden söz edemeyiz. Çünkü zamana mekana tabi değil. O tasarım olarak dünyanın prensibiydi. Var kalım çabası, var olma çabası dediğimde hemen aklıma Spinozacı Konatus geliyor ki ilişki kurulabilir. Güdü dediğimde böyle daha hayvani bir güdüden de söz ediyor gibi olabilirim. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Filozofların kavramlarından söz ettiğimizde hem o kavramın tarihsel süreç içerisinde farklı yüzleriyle karşılaşıyoruz. Çünkü bazen aynı kavramın bambaşka şekillerde kullanıldığını görürüz. Atıyorum Platon'da da idea vardır. John Locke'da da idea vardır, Husserl'de de idea vardır. Ama bunlar bir noktada benzeşse de bir noktada farklıdır. Schopenhauer'ın isteme kavramını böylesi benzerlikler içerisinden değil de kendi felsefesinde oturduğu yerde düşünmek ve Schopenhauer'cı isteme olarak kabul etmek gerekli belki de. Bu isteme bir şeyin var olmasını sağlayan şey. Bir şeyin var olmasını sağlayan şey. Bu öyle bir şey ki bunun varlığı zaten özü gereği istemek. Varlığın özünün kendisinin özü gereği istemek olduğunu söylüyor. Muazzam metafizik, böyle hani neren bahsediyorsun Dilara dememek elde değil. Yani videoyu izlerken yüz ifadelerinizi burada olmasanız bile çıkarsamaya çalışıyorum. İlk okuduğumda ben de neden bahsettiğini anlamamıştım ama Spinoza bu noktada biraz yardımcı olabilir. Varlığın özü gereği zaten bir çeşit isteme olduğunu söylüyor. Çünkü bu varlığı varlık haline getiren, varlığı mümkün kılan şey. Başka ne söylenebilir? Bu her şeyden sorumlu, saf, kör, neden kör olduğunu konuşacağız. İtici bir güç, itici bir güdü. Ama neden kör? Çünkü hiçbir amaca yönelik değil. Kendisi dışında varmaya çalıştığı bir plan, bir son tasarı, bir son
yok. Hegel'den farkı da tam da bu noktada doğuyor zaten. O yüzden gerek genel olarak varlığın, gerek kendisini tikelleşme içerisinde gösteren insanın hayatı boyunca vardığında tatmin olacağı sabit bir amaç yok. Burada kör bir istemeden söz ediyoruz. Hiçbir yere bakmaksızın, hiçbir yere yönelmeksizin sadece özü gereği kendisi isteme olan bir itici güçten söz ediyoruz. İşte bu noktada Schopenhauer'a göre benim dünya dediğim şey, ki bu zaten bir tek ve aynı şey, bunu evren de diyebilirsiniz, doğa da diyebilirsiniz, aslında bu istencin nesneleşmiş hali. Kitabın adı da bu açıdan bakıldığında daha anlamlı geliyor. İsteme ve tasarım olarak dünya. Yani dünya dediğimde ben bir isteme olarak dünyadan söz ediyorum. Bir de tasarım olarak dünyadan söz ediyorum. Ama bunların ikisi birbirinden tamamen bağımsız iki farklı, ontolojik açıdan iki farklı dünya değil. Bu aynı şeyin iki farklı yüzü. Şimdi bu isteme meselesini açmak lazım. Yani evrenin, varlığın, özünün isteme olduğunu söyledikten sonra işte uzay, zaman, nedensellik formları içerisinde bireylerin, tikellerin ortaya çıktığından söz ettim. İşte tek bir taşın ortaya çıkışı, Dilara'nın ortaya çıkışı, Ayşe'nin ortaya çıkışı, kimyasalın ortaya çıkışı gibi. Burada varlığın özü isteme olduğu için şöyle bir yere geliyoruz. Bunlar bir ve aynı şey ya aslında. Mıknatısın özünde de bir isteme var. Kimyasal reaksiyonların da özünde bir isteme var. Ağacın da özünde bir isteme var. Her şeyin esasen isteme olduğundan söz ediyoruz. Burada şunu demeye çalışmıyor tabii ki de. Mıknatıs diğer tarafı istediği için iradi bir şekilde gitti, hareket etti gibi bir şey değil. Çünkü eğer böyle bir şeyden söz ediyor olsaydık orada bir akıldan, orada bir iradeden, seçmeden söz ederdik. Akıl dediğimiz yeti tasarımı kurması bağlamında, tasarım olarak dünyayı kurması bağlamında iş görüyor Schopenhauer'da. İstemenin olduğu kısım aklın hüküm sürdüğü bir yer değil. İsteme doğanın her parçasında mevcut ama istemenin ortadan kalktığı zamandan söz etmek mümkün değil. Çünkü zaten varlığın özü dediğim için mesela özne ortadan kalktı, nesne ortadan kalktı, her şey ortadan kalktı. İstemenin olmadığı durum aslında bir hiçlik. Tasarım ise aklın veya zihnin anlaşılır olabilecek şekilde dünyayı kurduğu taraf. Yani içinde yaşadığımız dünya. Biraz daha bu kısımdan bahsedip sonrasında bu kötülük, çile, acı, aşk, cinsellikten söz edeceğim. Bu tarz şeyleri yapmaya başladığımda iki tepkiyle karşılaşıyorum. Yani mesela ilk ne zaman başladım daha açıklayıcı, daha uzun videolar çekmeye? Yanılmıyorsam Leibniz olması lazım. Bir grup insan hiçbir şey anlamadığından, çok kavramsal olduğundan söz etti. Bir grup insan tam da bu ayarda bir anlatıma ihtiyacı olduğundan söz etti. Aksi takdirde hakikaten çok basit şeyler söylemiş olacağım. Yani bu videoyu çekmeden önce baktım YouTube'da tonla Schopenhauer videosu var. Hayat acı vericidir, bu yüzden var olmasaydık daha iyiydi demek Schopenhauer'a dair bir şey öğrenmek olmayacak. Zorlanıyorsanız, ki zorlanmanız çok normal. Ben bile anlatırken arada durup bu cümleyi doğru mu söyledim, bu anlama gelir miydi diye düşünüyorum. Bunun bir karşılaşma, bir tanışma anı olduğunu, nasıl ki bir insanla ilk muhabbetinizde ona dair her şeyi çıkarsayamıyorsanız, tanışıklık anında yaşanan bir zorluk olduğunu düşünmek gerek. Böylesi bir anlatımın, yani onun hem ontolojisine hem epistemolojisine dair ya da genel ölçekte metafiziğine dair bir anlatımın Türkçe videolarda olmasını önemsiyorum. Ama bu kısımdan hoşlanmadıysanız doğrudan videoyu böyle dakikalarla bölmemin sebebi bu. Estetik, etik bölüme de atlayabilirsiniz. Burada isteme dediği kavrama nasıl vardı veya bunu bizim nasıl anlayabileceğimizden söz ediyor. Ya da buna dair kanıtı ne? Yani kendinde şeyi beğenmedi, kendinde şeyin sınırlamalarının mantıklı olmadığını söyledikten sonra Schopenhauer bize nasıl bir kanıt sundu derseniz bu fikrini kanıtlamak üzere bedene başvuracak. Şimdi ben vücudumu hareket ettirdiğimde, vücudumu hareket etmesini istediğimde, kolum hareket ettiğinde, benim bu kolumun hareketine dair sahip olduğum farkındalık ve algı ile şu kitaba dair algım aynı mı? Değil. Ya da daha açık olması için iki hareket örneği vereyim. Caddede duruyorum ve karşımdan bir araba geçiyor. Bir arabanın hareketine dair bir farkındalık, bir algım var. Bunu bir tarafta tutun. Bir de kendi bedenimin hareketini algıladığım bir kısım var.
kendi bedenimin hareketinde ne buluyorum? İçsel bir deneyim var değil mi? Orada içsel bir farkındalık yaşıyorum. Bir bariyer olmaksızın. Burada sadece cereyan eden bir olayın gözlemleyicisi değilim. Tek bir şeyin, bir ve aynı olan bir şeyi deneyimliyorum. Nedir o? Hem istemenin, hem bir tasarım olarak gördüğüm fiziksel evrende, benim zihnimde tasarım olarak fark ettiğim fiziksel bir nesne, bir madde var, bedenim. Ama hem de onunla ilgili içsel bir deneyime sahibim. Schopenhauer'a göre işte bedenin hareketinde böylesi bir bilgelik var. Yani isteme ve tasarımın aslında bir ve aynı şey olduğunun kanıtı beden. O yüzden istemenin nesnesini de gayet bedensel olarak kavrayacak. Bu beden konusundan sonra biraz daha bu kötümserlik meselesine adım adım geçtiğimiz yere geliyoruz. Bu beden bölümünün Schopenhauer felsefesinde bir anlamı var. Şimdi burada eğer biz istemenin nesnesinin beden olduğunu söylersek, yani bedenden itibaren kavrarsak şöyle bir yere gideceğiz. Bu içinden çıkılmasının en zor olduğu, bizi bir çıkmaza sürükleyen kısım zaten. Beden nasıl bir varlık? Fiziksel bir varlık değil mi? Yani uzay zamana, nedenselliğe tabi. Doğal olarak fiziğin kurallarına tabi olarak var oluyor. Eğer ki insan dediğimiz şey doğadaki diğer nesneler gibi aslında istemenin maddileşmesi, fizikselleşmesinden başka bir şey değilse, biz de zaten böylesi bir beden kazandığımızda doğa yasalarına tabi isek bunun sonucu ne olur? Hiçbir şekilde özgürlük olmaz. Yani doğada bütün maddeler nasıl bu yasalara tabi ise insan da bu yasalara tabi olarak var olmak durumundadır ve bunun için herhangi bir çıkar, bir kaçış noktası kalmaz. Spinoza da benzer bir şeyden söz etmişti, hatırlarsınız. Şey demişti, insan bedeninin fiziğin yasalarına tabi olduğunu, nedensellikten etkilendiğini, neden etki bağlamında değerlendirildiğini söyledikten sonra ama bir de insanda akıl ya da zihin denen bir bölüm var. Orada nedensellik işlemiyor demek saçmalık. Çünkü aslına bakarsanız zihin dediğimiz şeyin de öteki düşüncelerden etkilendiğini, burada da bir nedensellik yasasının işlediğini söylemişti Spinoza ve özgür irade yanılsamasına dikkat çekmişti. Ama Spinoza'da Etika'da şöyle bir bölüm var. Kitabın ismi Etika değil mi? Etik bir yaşamdan söz edecek. Madem özgür irade tamamen bir yanılsama, o zaman robotsak nasıl bir etik yaşamdan söz edeceğiz gibi bir yere geliyoruz. Yanılmıyorsam 5. kitapta şöyle bir yere geliyor Spinoza. Beden gibi akıl da aslında nedenselliğe tabi ama akıl kendi kendini izleyebilen bir yapıya da sahip. Yani kendi kendisi üzerinde bir kontrol mekanizması geliştirebilir ki bu da zaten kısmi bir özgürlüğe, kısmi bir etik yaşantıya yol açabilir. Yani böyle bir alan açmıştı ona. Schopenhauer'da bu da yok. Spinoza'daki etik yaşama ulaşan o ara dahi yok. Çünkü Schopenhauer doğrudan bir taşın nedensellik içerisinde hareket etmesine benzer bir şekilde insanı da konumlandırdı. Ben bir taşı havaya atarsam ne olur? Düşer. Değil mi? Nedenselliğe tabi olduğu için, yer çekimine, fiziğin kanunlarına tabi olduğu için yere düşecek. İnsan da aslında aynı şekilde doğada var olurken kendince özgür iradesiyle seçimler yaptığını düşünür ama bu doğanın yasalarına, prensiplerine tabidir diyecek Schopenhauer. Hatta ünlü bir sözü var. İnsan istediğini yapabilir ama neyi isteyeceğini isteyemez. İstediğiniz bir şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçebilirsiniz ama neyi isteyeceğinizi seçemezsiniz. Bu yüzden de siz aslında istediğiniz bir şeyi gerçekleştirdiğinizde bunu kendi iradenizle seçtiğinizi ve yaptığınızı düşünürsünüz. Ama Schopenhauer'un dikkat çektiği şey şu, istediğiniz şeyi gerçekleştirmiş olsanız bile onu istemeyi siz seçmediniz. Spinoza'da bununla ilgili bir örnek vardı. Taşın bir bilinci olsaydı havaya atıldığında o da düşmeyi istediğini söylerdi diye. Benzer bir şey aslında. İstençlerimizin peşinden giderek onları gerçekleştirmeye çalışıyoruz ama bu istencin, bu istemenin, bu güdümün kendisini kontrol edemiyoruz. O yüzden başlangıçta işaret ettiğimiz yere tam da bu noktada geliyoruz. Schopenhauer'un kötümser felsefesine yol açan kısım burası. Burayı konuşmadan çok kötümser bir filozoftu, acı çekmeye inanırdı demek bana çok havada kalan bir konuşma tarzıymış gibi gelecek. Burada görmemiz gereken önemli bir ayrım var. Schopenhauer'un felsefesi o insan aklını, iradesini, seçme özgürlüğünü yücelten
aydınlanmacı geleneğin tam tersi istikamette başka bir yere doğru gitti, değil mi? Gittiği yerde hem özgür irade ortadan kalktı, hem akıl dediğimiz yeti öyle etik yaşantıyı kuracak türden yüce bir yeti değil, tasarım yani özünde yanılsama olan bir şeye yol açması sebebiyle çok da önemli olmayan bir hale geldi. Çünkü Schopenhauer'a göre zaten dünya benim tasarımımsa, bu tasarımın ortadan kaldırılması, bu yanılsamanın ortadan kaldırılması yoluyla ben varlığın özü olan istence geri gideceğim. Bakar mısınız? Daha önce akıl gerçekliği kurması bakımından yüceltiliyordu. Şimdi yanılsama yaratması bakımından tam aksine küçümsenen bir yeti haline geldi. Schopenhauer bütün kendisinden önceki geleneği, Spinoza gibi istisnalar hariç, ters yüz etti. Dahası varlığın özünün özünde isteme olduğunu söylediğinizde, bu istemenin de bir amacı olmadığını, kör olduğunu ve sonsuz olduğunu söylediğinizde, amaçsızca sürekli koşturan, amaçsızca var olan, size yapmanız konusunda bir takım ödevler, dürtüler yaratan baş belası bir şeyle karşılaşıyorsunuz o yüzden. Leibniz'in bu olası dünyaların en iyisi budur söylemiş, Schopenhauer da şöyle bir yere dönüyor. Bu dünya o kadar kötü ki hiç var olmaması daha iyi olurdu. Çünkü doyurarak bastırabileceğimiz, kontrol edebileceğimiz bir şey değil istenç, yani varlığın kendisi. Schopenhauer insanı bedene, bedeni doğaya, doğanın kendisini de istemeye çektiğinde, istemenin de hiçbir amacı olmaksızın böyle saf bir isteme, sürekli olarak bizi bir şeylere yönelten, bir hareket, bir devinim yaratan bir güç, bir itici güç olduğunu söylediğinde, insan bu dünya düzeni içerisinde oradan oraya savrulan, asla ulaşamayacağı hedefler bağlamında koşan bir fareye dönüyor. Hani vardır ya böyle yuvarlak bir şeyin içerisinde farelerin önüne yiyecek koyarlar, onu yakalamak üzere koşar ama aslında ona hiçbir zaman varamaz. İnsanın varoluşu da tam da böylesi bir varoluşa tekabül ediyor aslında. İşte Schopenhauer'ın kötümserliğe iten yan burası. İstemenin kendisinin kör, sonsuz bir şey olması çağdaşlarından farklılaştırıyor Schopenhauer'ı dedik. Çünkü onun kendi çağdaşları istemeyi iyi bir şey, bir motivasyon, bir ilerleme, gelişim kaynağı olarak görürken Schopenhauer bunun gittiği herhangi bir yerin olmadığını düşünecek. Hiçbir amacı olmayan, evrensel istemenin insafına kalmış, hiçbir anlamı olmayan hayatlar yaşıyoruz. Bu noktada yapılabilecek en iyi şey de Schopenhauer Uzak Doğu felsefesinde, Hinduizm ve Budizm'de buluyor. Madem ki biz istemenin kuklasıyız tabiri caizse, yapılacak en mantıklı şey istemeyi olabildiğince aşağı çekmek. Tabii ki de ondan tamamen kurtulmak mümkün değil. Çünkü öyle bir durum hiçlik olurdu ama olabildiğince arzularımızdan, güdülerimizden, istencimizden, bedenin taleplerinden kendimizi kurtarmaya çalışmak. Bu elbette bir açıdan çileci bir yaşam anlamına gelecek. Çünkü biz ne kadar az istenç, irade kullanırsak o kadar az acı çekeceğiz. Mutluluk dediğimiz şey anlık tatminlerde ortaya çıkan yanılsamalardan başka hiçbir şey değil. Nitekim bizim genellikle böyle özellikle Batı dünyasında mutluluktan anladığımız şey bir an aslında. O noktaya vardığınızda bu defa başka bir şey istemeye başlarsınız, değil mi? Ve sonrasında başka bir şey, başka bir şey ve yeniden başka bir şey. Bu sonu olmayan, sürekli istemenin peşinde koşulan, oradan oraya savrulan bir yaşam. Bu noktada Schopenhauer'a göre yapılması gereken zamandan, mekandan, nedensellikten kurtulduğumuz daha böyle zamansız bir saf tefekküre ulaşmak. Öyle ki istemenin artık üzerimizdeki etkilerini azaltabildiğimiz kadar bir seviyeye indirdiğimizde ancak daha bilgece bir yaşam sürebileceğimizi, etik açıdan değerli bir yaşam sürebildiğimizi söyleyecek. İşte Schopenhauer'da aşk ve cinsellik konusuna da bu minvalde bakmak lazım. Çünkü aşk, cinsellik dediğimizde ne yapıyor? Aslında hala bedensel arzuların peşinde üremeye devam ediyoruz, değil mi? İnsanları üremeye teşvik eder. Bu da daha fazla acı ve ızdıraba yol açar. Bu noktada Schopenhauer'ın aşkı ve cinselliği bir paranteze alma çabası içerisinde olduğunu, kadınlara karşı olan nefretinin de böyle olması gerektiğini düşünmesine rağmen bunu başaramamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü biliyoruz ki Schopenhauer ne kadar böylesi bir çileci yaşamdan söz etse de pek fazla gönül ilişkisi oluyor. Bu biraz şeye benziyor. Doktorlar da neyin nasıl şekilde yapılması gerektiğini bilir ama bunu hayatlarında doğrudan her seferin her zaman uygulamazlar. Schopenhauer da bunun olması gereken en ideal tavır olduğunu söylüyor.
bu çileciliğin, bu acı ve ızdırap dolu bir yaşamın, aşktan, cinsellikten uzaklaşmanın ama bu konuda pek de başarılı olamıyor. Aslında bakıldığında bir açıdan ironik ama Schopenhauer'un kendi felsefesini uygulayamaması bile istemenin bir kanıtı değil mi aslında? Doğru olduğunu savunduğu değerleri yaşayamadığı için oluşan bir nefret olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle kadınlar konusunda. Tabii annesiyle olan psikolojisi, kültürel, toplumsal yapılanma gibi çok fazla şeyden bahsedebiliriz. Söz konusu mizojeni olduğunda ama bahsettiğim yazarın kadınlara karşı olan tavrının bir açıdan metafizik bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını söylemesi meselesi bende yeni bir kapı açtı gerçekten. Çünkü zaten cinsellik ve aşkın acı ve ızdıraba yol açması bakımından terk edilmesi gereken şeyler olduğunu söylüyor. Elbette bu kadınlara karşı bir aşağılama ve küçümsemeyle konuşma zorunluluğu yaratmıyor. Dahası onun üzerine yazan çok kişinin de işaret ettiği gibi açgözlü, kavgacı, hiç mütevazı değil, bize çileci bir yaşamdan söz ederken çok güzel restoranlara giden, çok güzel partilere katılan biri kendi istencini kontrol etme konusunda çok da başarılı olamamış diyebiliriz. Şimdi burada etkilerinden, öneminden bahsedeceğim ve sonrasında benim Schopenhauer felsefesinde sevdiğim ve sevmediğim yere geleceğim. Elbette Nietzsche'ye olan etkisi muazzam. Yani dünyanın benim tasarımım olduğunu söylemesi iddiası sonrasında Nietzsche'nin hakikat yoktur, yalnızca yorumlar vardır demesine yol açacak. Yani bir çeşit perspektivizmden söz edeceğiz. Aslında biz hakikat dediğimizde, varlık veya olgu dediğimizde tek bir şeyden değil, orada öznelerin onu yorumlama, onu algılama biçiminden söz ederiz. Nietzsche sonrası bu fikirde postmodernizme dönüşecek. Aynı şekilde Bergson'a, Freud'a ve Jung'a da ilham verdiğini söyleyebiliriz. Dahası sanatı konumlandırma biçimi sebebiyle Proust gibi, Thomas Mann gibi yazarlarda da Schopenhauer etkisi görülür. Çünkü Schopenhauer'a göre böylesi bir varoluşta bize varoluşun acısından ve ızdırabından kaçmanın yegane yolunu sanat sunar. Neden? Burası da yine romantize edildiğinde havada kalan ama aslında felsefe tarihini bilip üzerine düşündüğümüzde temellendirilebilecek bir kısım. Şimdi biraz kendimce yorumlayayım. Sanat nedir? Bedenin tabi olduğu fiziksel gerçeklik ve fiziksel bu maddi gerçekliğin sunmuş olduğu zorunluluktan kurtulan bir alan değil mi? Mesela Dali'nin resimlerine bakın. Dali'nin resimleri fiziksel dünyanın kurallarına çok tabiymiş gibi gözüküyor mu? Schopenhauer'ın yücelttiği müziğe bakın ya da. Sanat deneyiminde, daha doğrusu estetik deneyimde insan içerisinde sıkışmış olduğu bu nedenselliğin, bu zorunluluğun alanından bir an için kurtulma imkanını bulur. İşte tam da bu noktada dünyayı sadece bir tasarım olarak kavramaktan çıkar, içsel bir algı, daha gerçek bir farkındalık geliştirir. İsteme ve tasarım olarak dünya demiştik. Normalde günlük yaşantımız içerisinde biz dünyayı hep bir tasarım olarak kavrarız. Ama sanat deneyimi bu zamanın, mekanın, nedenselliğin zorunluluğundan kurtulmasıyla aslında dünyayı olduğu haliyle kavramaya doğru bir çeşit sıçrayış beraberinde getirir. Bu yüzden Schopenhauer'da estetik tefekkürün, estetik deneyimin, estetik yaşantının felsefi açıdan oldukça besleyici, felsefi bilgiye doğru giden önemli bir kademe olduğunu düşünecek. Benim de hemfikir olduğum nokta burası. Yani sanat deneyiminde bulduğum şey ya da sanatla kişisel olarak özel ilgilenmemi sağlayan şey aslında sanat yapıtları değil. Ben sanırım yüksek lisanstayken bir arkadaşımla muhabbet ediyorduk ve bana şey dedi. Senin tek tek sanat eserlerine ya da bunun pratiğine dair bir ilgin yok demişti. Hakikaten yani o tablonun hangi üslupla, hangi boyayla, biçimle yapıldığına dair bir merakım yok da o deneyime karşı bir ilgim var. Özne olarak ben ve karşıma çıkan nesne olarak sanat yapıtıyla aramdaki ilişkide benim ilgimi çeken felsefi bir yapı var. Ben bunun üzerine düşünüyorum. Genel olarak estetikçi olmak bu anlama geliyor zaten. Ve sanatın insana özgü bir pratik olması sebebiyle insanı anlamaya, insan varoluşunu anlamaya başlamak için en doğru nokta olduğunu düşünüyorum. Yani yapay zekayı düşüneceksem de, bilinci düşüneceksem de, siyaseti düşüneceksem de estetik dolayımıyla düşünüyorum. Benim için sağlam bir zemin hazırlıyor. Çünkü o kadar niş bir yerden başlatıyorsunuz ki konuyu, bu denli niş olması
aynı anda çıkardığı sonuçların da çok belirgin olmasına yol açıyor. Böyle yakınlarda değil de tam da limit üzerinden meseleyi kavruyorsunuz. Ben tabii bunu böyle bir felsefi sorgulamanın aracı olarak sanattan bahsediyorum ve yüceltiyorum kendimce. Schopenhauer'da gerçekliği kavramının bir yolu olarak sanatı yüceltiyor. Peki neden aynı fikirde değilim? Yine Russell'ın, aslına bakarsanız sadece Russell'ın değil, bundan ilk bahseden kişi Epiktetos. Stoacılarda da var olan bir fikrin farklı farklı düşünürlerde yansımaları var. Bir şeyin acı verici, mutluluk verici, üzüntü verici, ızdırap dolu olması aslında sadece bir yorum. Yani bir şey kötümserlik veya iyimserlik bir mizaç meselesidir demiştir Russell'da. Schopenhauer diyor ki, dünya benim tasarımımdır. Sonrasında işte Nietzsche diyor ki hakikat yoktur, olgular yoktur, sadece yorumlar vardır. E tamam, o zaman senin dünyanın varlığı hakkında söylediğin şey de zaten bir tasarım, bir yorum haline geliyor. Burada bakıldığında evrenin kendisinde iyi mi kötü mü olduğunun, acı verici mi mutluluk verici mi olduğunun sorusunun sorulması çok manalı değil, değil mi? Evren kendisinde neyse o. Evrenin bizimle özellikle acı vermek veya mutluluk vermek gibi bir ilişki kurduğunu düşünmüyorum. Burada eğer varlığın acı verici, ızdırap verici olduğunu düşünüyorsanız bu sadece sizin kötümser perspektif gösteriyor. Çünkü aynı dünyayı, aynı iradeyi, aynı istenci iyimser bir açıdan yorumlayan pek çok filozof da var. Varlık kendisinde neyse o. Varlığın mutluluk veya acı verici olması ise yalnızca sizin onun hakkındaki perspektifiniz. Schopenhauer'ın söylediği Nietzsche'nin sonrasında olgular yoktur, yorumlar vardır cümlesini böyle Epiktetosçu bir stoik felsefeyle birleştirdiğimde sürekli kafamın içerisinde bu canlanıyor ve ben bunu gerçekten hayatıma yedirmeye başladım. Bir şeyi kaçırıyorum. Berbat bir an olduğunu düşünüyorum. Büyük şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Saniyesinde kafamın içerisinden böyle duygular geçiyor. Hemen şunu demeye başlıyorum. Bu şu an kendisinde olan bir olaya ilişkin benim yorumum. Bu bakış açısını değiştirerek onun acı verici veya mutluluk verici olması meselesini tekrar kurgulayabilirim. Videonun sonunda böyle 5-10 dakika havadan konuşuyormuşum gibi oldu. Aslında bunları temellendirerek olgu ve yorum meselesi üzerine başka bir video çekmek istiyorum. Hatta video programım içerisine de almıştım stoacılıktan itibaren. İlginizi çekerse bunun üzerine konuşalım. Çünkü şu an böyle söylediğimde sanki sadece kişisel gelişim zırvalığı gibi kalıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. En az Hegel videosu kadar uzun bir video oldu. Umarım Schopenhauer'u dair bir fikir edinmişsinizdir. Ya da böyle Schopenhauer'un felsefesinin ayakları yere basan bir felsefi sorgulama olduğunu gösterebilmişimdir. Sadece aforizmalardan ibaret bir şey değil felsefe. Felsefe Tarihi serisinin gelecek bölümündeki konuğumuz Kierkegaard olacak. Meraklı kalın, görüşmek üzere.